Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda abdestin mekruhlarını ve abdesti bozan durumları arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Abdestin mekruhları suyu şiddetle yüze çarpmak, sol el ile ağza ve buruna su vermek mekruhları, avuçtaki suyu değiştirmeden 3 defa kullanmak, bir dördüncü husus mesih su ile 3 defa tekrarlamak, beşinci husus önce sol taraftan başlayıp yıkamak bu cümleden ifade ediliyor. Abdesti bozan hususlar nelerdir? Ön ve arkadaki tabi yollardan çıkan idrar, dışkı, yellenmek, meni, mezi, vedi ve benzeri şeyler çıkan her şey, ön ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Bu harita geçen bir adı şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden biriniz abdestsiz olduğunda abdest almadıkça Allah onun hiçbir namazını kabul buyurmaz buyuruyor. Ya Ebu Hureyre abdestsizlik nedir? Cevap verdi. Sesli ve sessiz yellenmektir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh yaptığı rivayetle buyuruluyor ki Sizden biriniz karnında bir şeyler hisseder de dışarıya bir şeyin çıkıp çıkmadığında müşkil durumda kalırsa yani şüphe ve tereddüde düşerse bir ses ya da koku duymadıkça mescitten çıkmasın buyuruyor. Sayın üstünde geçen bir hadise Ebu Hureyre radıyallahu anh. Meziden dolayı abdest almak, meniden dolayı gusletmek gerekir. Mezi ve vedi hakkında İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Bu iki sıvıdan biri aktığında tenasül aletini yıka ve namaz abdesi al diyor. Vedi ve mezi zorlamadan dolayı, bakmadan dolayı beyazımsı bir sıvı çıkar. Bu meni gibi değildir. Meni şiddetle tenasül uzvundan çıkması. Bu gusül abdesini gerekiyor. Diğerleri normal abdest, insanın abdesi bozulmuş olur. O abdesi yenilemesi gerekiyor. Hastalıktan dolayı abdesini tutamayan her namaz için. Yani Abdesi ne yapması gerekiyor? Yenilemesi gerekiyor. Kan, irin çıkması da abdestimizin bozulmasına sebep olur. Bu usta da hasreten dikkat etmemiz ve bu dağılırsa eğer irin, kan vesaire bu da abdestin bozulmasına sebebiyet verir. Namazda eğer sesli gülerse bir insan namaz içerisinde yanındaki duyacak şekilde abdesti bozulmuş olur. Eğer sessiz gülerse, başkası duymayacak şekilde gülerse o zaman da sadece namazı bozulmuş olur. Unutma olduğundan dolayı uyuma esnasında eğer sert bir yerde oturmuyorsa bu kişinin durumuna bakılır. icabına gidip abdestini alır. En muvafık olan görüşe göre abdestini yenilemez uyuklayan bir insan. Çünkü ne yapacağını ne yaptığını kendisi de farkında olmaya bilir. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis de efendim şöyle buyuruyor. Resulü aleyhisselatü vesselam efendimizin ashabı yatsı namazını kılmak için mescitte oturup beklerlerdi. Bu sırada arada kendilerine uyuklama gelirdi ve başları önlerine doğru sallanıp hareket ederdi. Sonra da abdest almadan kalkıp namazlarını kılarlar. Demek ki çok hafif uyku. Tam böyle derin bir uykuya damadıktan sonra eğer oturduğu yere sertse bu pozisyonda abdestli olacağı kanaati olabilir. Fakat dediğimiz gibi muvaffak olan görüş, dikkat etmek, ibadet yapıyoruz, Rabbimizin huzurunda bulunuyoruz. Bu ibadetimizin bozulmamasına, bu ibadetimizin sağlıklı olmasına vesile olmak gerekiyor. Rabbim hakiki manada abdest almayı, hakiki manada ibadet etmeyi nasip eylesin. Abdest almak bir imanın tezahürüdür, imanın gereğidir. İmanda kemal derecesine ulaşanlar, Rabbimizin vermiş olduğu bu sayısız nimetlere teşekkür etmek için Allah'ın emri olan namaz ibadetini, Kur'an okuma ibadetini yerine getirme adına Kabe'yi tavaf etmek için ne yaparız? Abdest alırız ve abdestli bir şekilde hareket ederiz. Bu da bizim için büyük bir nimettir. Böyle abdest alabilmek, ibadetlere hassasiyet gösterebilmek, özellikle ahir zamanda bütün ibadetlerin, Allah'ın emir ve yasaklarının tam manasıyla yaşanamadığı bir zaman diliminde bunlara dikkat edebilmek, adabına uygun abdest alabilmek, namazları huşu içerisinde eda edebilmek bir Müslümanın takvalı olduğunu, o Müslümanın takvalı olduğunun en büyük delillerindendir. Rabbim inşallah tüm dinleyicilerimizi, sizleri, bizleri, hepimizi, dostlarımızı, akrabalarımızı, çoluk çocuğumuzu, bütün sevdiklerimizi rızasına uygun bir şekilde bir ömür yaşamayı, hakiki manada ibadetlerinde hassas olmayı nasip-i müyesser eylesin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.